Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün bir biyoloji etkinliğiyle karşınızdayız. Bir virüs modeli yapacağız. Yapacağımız bu virüs modeli bakteriyofaj dediğimiz bir virüs olacak. Bu virüs modelimizi gerçekleştirebilmek için 2 adet karton, fon kartonuna ihtiyacımız olacak. Yapıştırıcı, kalem, silgi, makas. Şöyle renkli şönül dediğimiz telli simli şönüllere ihtiyacımız olacak. Bir de mümkünse bir adet cetvel. Yapabilmek için internetten alacağımız bir şablona da ihtiyaç duyuyoruz. Bu şablonumuz özellikle virüsümüzün baş kısmı için gerekecek. İkozahedral denilen bir yapı söz konusu arkadaşlar bakteriyofajların baş kısımlarında. Bu ikozahedral yapıya genellikle düzgün 20 yüzlü deniyor. Bu düzgün 20 yüzlü şablonu, açılımını internet ortamından bulabilirsiniz. Birazdan yakın çekimlerle göstereceğim. Burada belki net bir şekilde göremeyeceksiniz ama şöyle bir şablon oluşturabilirsiniz. Bu şablonu daha sonra büyüterek karton üzerine alabilirsiniz. Daha sonra da kartondan kesim işlemleri yapabilirsiniz. Birazdan yakın çekimlerle size bunları nasıl gerçekleştirdiğimizi göstereceğiz. Evet arkadaşlar, internetten almış olduğumuz düzgün 20 yüzlü geometrik şeklimiz için bir şablonumuz var bu. Bu şablon hemen hemen herhangi bir internet sitesinden bulunabilir. Biz bu etkinliğimizde aldığımız şablonumuzu kartona geçirdik. Kartona geçirirken düzgün 20 yüzlü de 20 tane eşkenar üçgen bulunmakta. Bu 20 tane eşkenar üçgenin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak için cetvel kullandık. Ve cetvel ve kalem yardımıyla kartonumuza aktarma işlemlerini yaptık. Şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle kartona geçirdik. Birazdan bu düzgün 20 yüzlü şeklimizi keserek kartonumuzdan çıkaracağız ve katlama işlemlerini yapacağız. Şablonumuzu kartonumuza geçirdik. Şimdi de kesme işlemlerine başlayabiliriz. Bir ucundan başlıyoruz kesmeye ve tüm şablon çıkıncaya kadar kesme işlemimizi sürdüreceğiz. İşlem bitince size göstereceğiz. Şablonumuzu keserek çıkardık. Şimdi yapmamız gereken işlem aralarda bulunan kat yerlerini belirlemek. Bunun için makasın ucunu kullanabilirsiniz. Bu makasın ucunu kullanarak çizgiler boyunca ilerleyip hafif bir çizik oluşturabilirsiniz. Bu da sizin daha sonraki zamanlarda katlama işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Bunun için bir bitmiş bir tükenmez kalem ya da kurşun kalemlerin uçlarıyla bastırarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde katlama işlemleriniz daha kolay olacaktır. Şimdi artık yavaş yavaş katlamaya başlıyoruz. Bu katlama işlemleri sonucunda en son bitmiş halini yine size göstereceğiz. Bu son kısımda ise yapıştırma işlemlerini yapacağız. Şablonumuzu kat yerlerinden de belirledik. Bu şablonunuzun üzerinde bulunan yerlerde şöyle kulakçıklar göreceksiniz. Bu kulakçıklar yapıştırma amacıyla kullanılacak bölgelerdir. O yüzden bu bölgeleri daha böyle içe doğru katlarsanız daha iyi olacaktır. Bu ucundan tutarak içe doğru katlayacaksınız ve kulakçıklara yapıştırıcı sürüp kurumasını bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, şablonumuzu kulakçıklarından yapıştırdık ve yapıştırdığımız zaman şöyle düzgün 20 yüzlü dediğimiz şekli elde ettik. Eşkenar üçgenlerden oluşan 20 tane yüzü olan bir geometrik şekil elde ettik. Bu bakteriyofaj dediğimiz virüslerin baş kısmını oluşturacak yapı. Şöyle bir top şeklinde elde ettik. Şimdi birazdan yine bir şablon kullanarak boyun kısmını yapacağız. Ondan sonra da boyun kısmıyla baş kısmını birleştireceğiz. Başka bir kartonumuzdan da virüs modelimizin boyun kısmını yapabilmek için bir şablon çıkardık. Bu şablonumuzda boru şeklinde olacak ve 5 kenarı bulunacak. Şablonumuzun üst kısımlarında yine kulakçıklar ayırdık. Bunlar baş kısmına yapışacak. Alt kısmında da yine içeri doğru katlayacağımız bir bölüm oluşturduk. Bunlar da alt kısmın sağlamlığını oluşturacaklar, sağlam olmasını sağlayacaklar. Bunu birazdan kat yerlerinden katladığımız zaman beşgen şeklinde bir boru haline alacak ve bu boru daha sonra baş kısmına yapıştırılacak. Başka bir kartondan kesmiş olduğumuz şablonumuz bu hale geldi. Yan tarafında kulakçıklarımız hazırlandı. Bu birbirinin üstüne dönerek şöyle bir
boru halini alacak. Burada kulakçıklarımız var. Bunlar virüsümüzün baş kısmına şöyle şu şekilde oturacak ve virüsümüz şu şekilde ayakta duracak. İç kısmına fazladan kartonlar yapıştırabilirsiniz. Şu kısımlara yapıştıracağınız bu kartonlar alt kısmının daha da sağlam olmasını sağlayacaktır. Çünkü buraya birazdan delikler açacağız ve virüsümüzün ayak benzeri yapılarını yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi virüsümüzün baş kısmı hazır. Boyun kısmının da büyük bir kısmını bitirdik. Şimdi size son kısımda sadece ayak kısımlarını nasıl yapacağınızı göstereceğim. Ve ondan sonra da birleştirme işlemlerimizi yapacağız. Burada biz daha önceden 4 tane ayak kısmını yerleştirdik. Fakat şimdi sonuncuyu beraber yapalım istiyorum. Bir tane şönlüğünüzü alıyorsunuz. Bunu önce ikiye katlıyorsunuz. Sonra kendi içerisinde çeviriyorsunuz. Bu birbirini sıkıca tutacaktır zaten. Aynısını diğer şönlüğüne de yapmıştınız. İki şönlük kullanacaksınız. Ben değişiklik, güzel bir görüntü olsun diye farklı renklerde şönlüler kullandım. Her bir bacak için iki tane şönlük kullandım. Böylelikle daha sert ve güzel bir yapı elde edebildik. Böylelikle iki tane şönlüğünüzü şöyle yaptıktan sonra bunları tekrar birbirlerine dolayın. Birbirlerine dolarken de iyice sıkı olmasına özen gösterin. Böylelikle bacaklar daha sağlam olacaktır. Bunları birbirine sardıktan sonra artık tek yapmanız gereken gövde üstündeki ya da boyun bölgesi üzerindeki yerine yerleştirmek. Önceden bunlara ben delikler de açmıştım. Bu açmış olduğumuz delikten içeriye hazırlamış olduğunuz bacağı da yerleştireceksiniz ve içeriden yapıştırabilirsiniz. Böylelikle daha sağlam bir görüntü olacaktır. Şöyle son bacağı da yerleştirdiğiniz zaman daha güzel bir görüntü oluşacak. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimiz son halini almaya başladı artık. Baş kısmımız burada, boyun ve tutunmak için kullanılan bacak benzeri yapılar burada. Buradan sonra yapmamız gereken tek bir işlem kalıyor. Bu boyun kısmını şu bölgeyle birleştirmek ve bu şekilde sabitlemek. Bundan sonra artık virüs modelimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar, basit kırtasiye malzemeleri kullanarak yaptığımız bakteriyofaj adını verdiğimiz virüsümüzün modelini görüyorsunuz. Bu modelde ikozahedral dediğimiz bir açılım kullanarak baş kısmını yaptık. Orta bölmeyi de, boyun bölmesini ise beşgen şeklinde bir boru kullanarak yaptık. Alt kısmındaki tutunma ayaklarını ise şönil dediğimiz çelik küçük teller kullanarak birleştirdik ve böyle bir model oluşturduk. Bu modeli 9. sınıfta virüsler konusu anlatılırken öğrencilerimizle birlikte yapabiliriz. Çok kolay malzemelerle bir araya getirilmesi açısından önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.